Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size avokadolu puding yapacağım. Avokadoyla salata yapmaya, işte böyle küçük soslar hazırlamaya ya da sabah kahvaltısında yumurtayla yemeye bayılıyorum. Bu tarifi bir yerde okudum, mutlaka denemeliyim dedim. Önce denedim, tadına bayıldım. Şimdi sizinle paylaşıyorum. Malzemelerim çok kolay. Sadece bir tane avokadom var. 5 tane hurma var. Bunları sıcak suda beklettim. Şimdi üstündeki kabuklarını soyacağım. Kakao var, pekmez var, Hindistan cevizi var, bir çay bardağı da sıcak suyum var. Şöyle hurmaların üstündeki incecik kabuğu çıkarıyorum ki birazdan çünkü robota eklediğimde homojen bir yapıya sahip olsun istiyorum. Sonra avokadonun da ikiye böldüm gördüğünüz gibi. Çekirdeğini çıkaracağım, kabuklarını soyacağım, sonra hepsini robottan geçireceğim. Evet, 5 tane hurmamın çekirdeklerini de çıkarttım. Sıra geldi avokadoya. Avokadoyu elma gibi ikiye kestikten sonra şöyle bir kaşık yardımıyla avokadolarınız eğer yumuşak değilse aldıktan sonra böyle bir yağlı kağıda ya da gazete kağıdına sarıp bekletirseniz 2-3 gün içinde de hemen zaten yumuşuyorlar. Şöyle yaptığımda kolayca soymuş da oluyorum. Çok basit. Hatta şöyle ikiye bölelim, koyalım. Hurmalarımızı da koyalım. Ve diğer avokadoyu da kabuklarından bir kurtaralım. Avokado orta zincirli yağ asidi içeriyor. Bağırsakta o yüzden emilim açısından ve sindirim açısından yardımcı. Hatta bazı çalışmalara göre depolanma oranı, yani vücutta kullanılmayıp depolanma oranı, kilo aldırma oranı diyelim, diğer yağlara göre daha düşük olduğunu gösteren çalışmalar var. Hop, şurası sert kalmış. Biraz beni zorladı ama hiç problem değil. Şöyle içinde kalanları da aldık mı? Şimdi içine kakaomuzu ekleyeceğiz. Hindistan cevizini ekleyeceğiz. Biraz bırakacağım üzerini süslemek için. Bir çay bardağı sıcak suyumu da ekledim. Bazen hurmaların tadına göre değişiyor. Hiç pekmez eklemeden de yapabiliriz. Böylece içine un koymadık, yağ koymadık. Belki şeker koymadan hurmayla da kurtarabileceğiz. Şimdi dedim ya, pekmezi koyup koymama sizin damak tadınıza kalmış. Ve birazcık da hurmanın tatlılık oranına kalmış. Şöyle bir... Eğer böyle çok bal gibi yemek istemiyorsanız, ki hiç gerek yok, biliyorsanız içini taze meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Bu bana yeterli. Şöyle çıkaralım bakalım. 3 minik kase ya da dolu dolu 2 kase olabilir. Bu buzdolabına gidecek. Yaklaşık 2-3 saat bekledikten sonra yemeğe hazır. Olur mu? Tadı güzel olur mu? Acabalarınız varsa, bana güveniyorsanız mutlaka deneyin. Tadına inanamayacaksınız. Tadı o kadar güzel ki robotta birazcık bile kalmasına izin veremeyeceğim. Çünkü burada bütün ekip bekliyor tadına bakmak için. Ay, yemek için biraz Hindistan cevizi ayırmıştım. Şöyle koyalım. Kalanı da buna. Minik nane dokunuşumuz, bakalım en minik yaprağından bulalım, şuraya koyalım. Bir de buraya gelsin. Şöyle de bir süs yapasım geldi. Yağsız, unsuz, şekersiz avokadolu pudingimiz hazır. Afiyet olsun.